Sevgili izleyiciler, Akit TV'desiniz. Akit TV'ye hoş gelenler vardır mutlaka. Evet, Akit TV'de yayınlarımız devam ediyor sabahtan itibaren. Yayınlardayız, Türkiye'nin gündemini size aktarıyoruz. Türkiye'deki gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bugün Türkiye'de yaşanan süreçle ilgili farklı bir pencere açacağız. Oradan meseleye bakmanızı sağlamaya çalışacağız. Buradan da çok bir değişik bilgiler, değişik bir bakış açısı yakalayacağınızı, faydalı olacağınızı ümit ediyoruz. Hepiniz mutlaka merak ediyorsunuz. Evet, bu işgal girişimi olarak, benim işgal girişimi olarak nitelediğim bu durumu nasıl anlayacağız? Onun farklı bir boyutunu göstereceğiz. Çünkü bu bir işgal girişimi sadece Fethullahçı terör örgütü değil, arkasında NATO'nun da, İsrail'in de, Amerika'nın da olduğunu ısrarla üzerine basa basa söylediğim bir işgal girişimi. Evet, bugün de o Amerika'yı konuşacağız. O Amerika'nın derin yapısını, gizli cemaatleri ve tabii Fethullahçı terör örgütünü anlamak için de bu güzel insanları dinlemek lazım. Hoş geldiniz diyelim. Ali Bektan Hocam ve Erkan Macit Hocam, Akit TV'de daha önce birlikte programlar yaptık. Ben de farklı bakış açıları öğrendim. İyi oldu, güzel oldu, faydalı oldu. Bu yaşananlar aslında bu pencereden bakınca bazı şeyler daha kolay anlaşılabiliyor. Mesele, onu söyleyeyim. Şimdi hemen girizgahı yapmadan önce son programımızda Erkan Hocam kitabım çıkacak demişti. Evet. Getirmiş sağ olsun, imzalı bana bu güzel kitap, mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Erkan Macit'in Gizli Gerçekler kitabı. Evet, gördüğünüz gibi ve Ali Hocamızın da bu kitabı İlminat'ın Hedefi İslam. Evet, çok çarpıcı bir konuya değinmiştik, izleyenler olduysa kendisiyle de. Bunu da göstermiş yeni olalım. Kitabı yetiştir... konular var gerçekten. Evet, evet, çok çarpıcı konular var. Evet. Yeni kitabı da yetiştiremedik, Dünyanın Gizli Silahları diye. İnşallah başka programa. Yani bir evet, o da programa. Çok önemli bir kitap Ali abinin. Bunları epey göreceğimiz çok şeyler. Çok önemli bilgileri var. Evet, inşallah yani bunları edinmek gerekiyor diyelim. Şimdi evet, şöyle buradan hani Türkiye'nin yaşadığı bu olaylardan, bu günlerden bir girizgah yapalım, şöyle bir açılalım bütün bu meseleye. Dünyadaki gizli yapılanmalar, gizli örgütler, dünyada bir sistem var diyordunuz bu evet, konuda. Birileri gizli bir şekilde dünya gizli, yönetiyor. Evet, birileri var. Bunlar az bir grup, az bir grup. Dünyayı yıllardır yönetiyorlar kendi istedikleri eksende. Ülkeleri yönetiyorlar, darbelerle yönetiyorlar. Yani işine gelmeyen, kendisinin hükmüne razı olmayan ülkelerde de darbe senaryolarıyla iş başına geçiyorlar demiştiniz ki tam da bugünlerden geçiyoruz. Bu Fethullahçı terör örgütünü anlamak için zaten hani devletin bütün kılcal damarlarına sızmış. Ya bu birilerinin aklıyla olan bir şey. Tabii. Dünyanın farklı var. Dünyanın farklı ülkelerinde bu tip yapıları zaten bu örgüt, bu terör örgütü dünyanın yüz bilmem kaç ülkesinde var. Örnekleri de var. Dolayısıyla hani bunları anlamak için de bunlarla mücadele etmek için. Mesela şu çok önemli bir şey. Şimdi bugün sevgili Nurettin Veren abiyle konuşmuştuk. O bunları anlamak için yani çok ciddi bunları bilen bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Yani oturduğunuz yerden onu bunu aldınız görevden. Bununla mücadele edemezsiniz herhalde. Böyle bir örgüt değil bu. Öyle değil mi? Yani evet, yapı yapıyı farklı. Bilmek, kafayı bilmek, zekayı bilmek, hareket metodolojisini bilmek. Bunların ne yapmak istediklerini anlamak, dolayısıyla nerelerde olabileceğini hesaplayabilmek, değil mi? Evet, yani bu farklı bir şey herhalde. Şimdi buradan başlayalım isterseniz. Yani bu bir işgal girişimi. Yani Türkiye'deki darbelere baktığımızda darbelerde meclis bombalanmıyor, insanların üzerine ateş açılmıyor kesinlikle. Ama burada tamamen böyle bir şey var. Şimdi tabii Amerika'da inkar etmiyor. Evet tabii, inkar etmedikleri şey bu. Şimdi benim için çok önemli olan bir nokta var. Ben sosyal medyada da onu yazıyorum. Şeye gerek yok. Türkiye'deki yorumlar, tamam televizyonlarda ve medyada, internetler dakika başı yeni olaylar geliyor, gelişiyor falan. Herkes görüyor bunu. Benim için önemli olan Amerika'daki yazarların, gazetecilerin, televizyoncuların ne düşündükleri artı Amerikan hükümetin işte Pentagon'a, CIA'ya ve şeye daha bağlı olan kurumlar ve kuruluşlardaki kişilerin neler yazdıkları önemli. Onları takip edeceksiniz. Evet. Çünkü bu konuda son 4 aydır Amerika'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerikan çıkarlarına karşı
durduğu gerekçesiyle darbe söylentileri var. Darbe olacak aşağı, darbe olacak yukarı. Yahu siz zaten 27 Mayıs'ta vardınız. 71'inde, 1960'da, 70'te şeyde, 12 Eylül 80'de, 80'de 60'da, 80'de epey vardınız bu işin içerisinde. Belliydi. Peki bugün nereden çıktı bu? Ha, şu var. Bunlar şunu yaptılar. Dediler bu tam bir darbe değil. Ama bu 600-700 bin kişilik bir Türk ordusu canı bir grubun ele geçirme kavgasıydı. Devleti ele geçirme şeyiydi. Hani dönüp baktığınızda Yeniçeri isyanları gibi bir şey bu. Onlar da padişahı indirecekler, yerine adamı geçirecekler. İşte istekleri paşaları koyacaklar falan. Aynı konu. Bakın tarihe. Tarih tekrar ediyor. Evet ediyor. Şimdi bu noktada ben başka bir şey söyleyeceğim. Efendim İslam tarihine bakın, İslam alimlerine bakın. Bilen insanlar var, bilmeyenler Google diye bir şey var. Oradan baksınlar. Siz böyle bir İslam alimi bir hoca gördünüz mü? Müritleriyle toplanıp sarayı basacak. Evet. Ben hiç okumadım şimdiye kadar. Bir örneği var Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın haşhaşileri vardır. Evet. Suikast timleri tabii, falan filan. Suikast timleri. Yıllarca bilinen bir şeydir. Hatta öyle de adamlar şeydir ki bu haşhaşiler çok bağlıdır. Onları uyutur Afyon'dan, sahte cennete sokar. Orada bir günler geçirirler. Sonra tekrar uyutulur orada, adam gelir. Bak o cenneti kazanmak istiyorsan falan feşmekan vezir. Mesela Nizamülmülk vardır. Selçuklu'nun çok büyük veziridir. O vezir, bunun da onun gibi çok değerli vezirler şeyler. Hep öldürülmüştü bunun gönderdikleri şeylerden. Adamlar sayesinde. Adamlar ne için yapıyorlar bu işi? O Hasan Sabbah'ın sunduğu cennete gitmek için. Şimdi bir fark görüyor musun? Ben de görmüyorum arada. Evet. Burada yok. Ama şu var. Yani o komutanın onları hani toplamış, onlara hitap eden hepimizin izlediği o videoda komutan vardı ya hani haykırıyordu en son. Evet. Siz cennete gitmek istiyorsanız hani Allah'ım ben o cennete gitmek istemiyorum şeklinde. Demek ki söylediğiniz şey gerçek. Hani onların bir cennete gideceğini duymuş, biliyor, farkında. Hani onlar o cennete gitme ümidi var. Tabii. Eşek cenneti diyoruz biz onların gideceği. Neyse yani. O gittikleri zaman onlar, görecekler bir cennet. Yani oradaki bir şey farklı. Şimdi bu Acıbadem muhtarının vurulmasıyla alakalı herhalde bir video vardı. Seyrettiler de bana onu söylediler. Tam ben seyredemedim. Bu arada evi taşıdığım için internet kesikti. 2 gündür falan onun için şey yapamadık. Galiba Türk Telekom Acıbadem'e geliyor ve askerler bir şey. Muhtar yapmayın etmeyin evladım diyor ki muhtar sevilen bir insan o bölgede çıkıyor yüzbaşı adamı vuruyor. Yani, Boğaz Köprüsü'nde de direkt şu yakın mesafeden ayağını sıkmıştı. Şimdi baktığın zaman bu adamın Türk ordusuyla veya şeyinden bir alakası var mı? Bırakın insanlıkla alakasına başlayın. Ya o adamı hayatta tanımasın bir muhtar yani. Bu haksız yere olan bir şey. Şimdi olay şuydu. Esas özüne baktığında bunu analiz gerekiyor. Mantıklı analizler yapmak lazım. Efendim bana diyor ki tiyatro, bu tiyatro oyunu falan dedi. Bu Amerika şunu gösterdi. Ben istesem ihtilal yaparım. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün mesele burada. Rahatsızlık nerede? TSK'nın doğudaki başarısı PKK karşısında. Önemli olan askerle halkı karşı karşıya getirmek. Askerin itibarsızlaştırmak. Artı Sayın Cumhurbaşkanı'na hükümete şey vermek. Gözdağı vermek. Evet. Açık bir şekilde gözler ver. İstesen ben ihtilal yaparım, seni de yok ederim. Mesajıdır bu. Artı çok daha önemli bir şeysi. Türkiye, evet Türkiye bugün uçurumdan dönmüştür. İç savaş yoluna çıkartmak için yapılmıştır bu iş. Bunu da açık söylüyorum. İç savaş çıkartılması için yapılan bir sistemdir. Ve bu olmuş olsaydı yol oraya doğru gidecekti. O gidişat oraya gösteriyor. Şimdi tabii bu nedir? Bu planlarla alakalı bir şeydir. Bunlar 50 yıllık planlardır. 100 yıllık planlardır. Bunları ben İlminati'de de bunu anlattım. Onlar da yeni dünya düzenini istiyorlar. Yeni dünya düzeni nedir bunlar için? Şeytanın krallığıdır ve bunun için de dünyada kaos olması lazımdır. Kaosun da nedeni aynen şey bu Nesta Webster'ın, bizim rahmetli Aytunç abinin şeyinde vardı kitabında kaynak gösterdi. Nesta Webster'ın İlminati'nin dünya devrimleri. Şimdi burada verdikleri 6 madde var. Bunlar o devirde kendileri aldılar. Bugün o küresel güç olarak kabul ettiğimiz bu kaos çıkarmak isteyenlerin 6 maddesi şudur. Adam Weishaupt yani bu İlluminati kuran adamın şeysi. 1. Monarşi ve bütün düzenli hükümetlerin kaldırılması. Uyuyor mu bizim olayı? Uyuyor. 2. Özel mülk anlayışının kaldırılması. Hani binalıca kişilerle miras anlayışı o dönemdir. Ama vatanperverlik anlayışının kaldırılması. Şimdi niyetçiliği de yok edeceksiniz. Öyle olunca ülkesi savaşmayacak insanlar.
Artı aile birliği, yani evlilik, ahlak kuralları şeysinin yok edilmesi kurumsal olarak ve çok daha önemlisi bütün dinlerin kaldırılması. Dönüyorsunuz, bunların yapılması için oluşturulan bir meseledir bu. Şu anda Türk halkı devlete sahip çıktığı için başaramadılar. Ama onlar durmayacaklar, bunlar devam edecekler. Yani vatanseverlik ve aile kurumu her şeye rağmen devam ediyor. Devam ediyor. O bizi ayakta tuttu. Evet. Eski bir devlet geleneğimizden geldiğimiz için ayakta tuttu. Ama aşırı olaylar oldu. Bazı şeyler içerisinde, yani bazı aşırı grupların da şeyleri, tepkiler falan oldu. Onları da frenlenmesi gerekiyor ki Sayın Başbakan da böyle açıklamalarda bulundu. Artı tüm askerlere bu mal edilmez dedi. Yani doğru, çünkü karışmadılar. Karışma yani içerideki bir grup. Şimdi kaç bin kişi olduğunu hepimiz görüyoruz. Tutuklanan generalleri ve askerleri. Evet. Bedenin şeyse. Ama sonuçta Türk milleti devlete sahip çıktı. Cumhurbaşkanı, hükümetçi, herkes bir oldu. Evet, bugün o devam ediyor. Bunlar bunu başaramayacaklarını gördüler. Ha, bundan sonra ne olur? Onu ilerleyen şey bölümde şey yaparız. Evet. Biraz da Erkan şey yapsın. Bir girizgah da sizden girizgah alalım. Yaptık. Şimdi aslında konunun özünü anlamak için bu tür isyan kalkışmaları, ben buna isyan da demeyeyim, aslında sizin de dediğiniz gibi çok güzel söylediğiniz işgal planı. Bu tür girişimler geçmişe baktığınız zaman birçok ülkede zaten olmuş. Ama şu bir gerçek, bu da dünyada ilk, böyle bir girişimi bastıran ilk millet de biziz. Yeryüzünde böyle bir millet yok. Yani çoğu ülkelerde darbe yapılır, millet pusar, sunar, korkar ama Türk milleti kalktı, siz ne yapıyorsunuz dedi, bir güç oluşturdu bu işgalcilere karşı. Allah'ın izniyle bir şey de olmayacak. Ben olacağını da sanmıyorum yani. Yazıyorlar hikayeler ama Allah'ın izniyle bu millet oldukça bizi kimse... Ya teyakkuz hali tabii olacağız, ki normal olacağız. Teyakkuzda olmaya evet. Devam edeceğiz o şart, ama... Tedbir şart. Şu da var herhalde... Düşmanı vereceksiniz yani. Evet. Yani... Ama düşman içimizde. Şu an mesela şu da var. Ya onlar bizim zaafımızı çözmeye çalışıyorlar. Biz de zaaflarımızı kapatma uğraşındayız. Evet, daha bir teyakkuzdayız. Karşımızda sinsi bir düşman, acımasız bir düşman olduğunun farkındayız elbette. Evet. Ona göre biz de tedbirlerimizi alacağız. Şimdi bunun... Bu yönde kurumlardan hani bu yapıya gönül vermiş isimler alınıyor. Evet. Alınıyor ama işte burada hani sizin hep anlatmaya çalıştığınız şey var ya, böyle bir gizli örgüte var, bağlı var, çalışan bir yapı. Ya bunların bariz kurduğu, yerleştirdiği bir yapı bu var herhalde. CIA evet, tarafından yönetilmiş. Bu plan çerçevesinde her şeyini yürüten bir yapı oldu. Aşikar, öyle değil mi? Bununla uğraşmak için biraz daha şey olmak gerekmiyor mu? Daha profesyonel. Aynen. Bak şimdi onu izah edeceğim. Dünyanın her ülkesine bakın. Kendi ülkenin kendi milliyeti açısından bahsediyorum. Bazı örgütler o ülkenin içerisinde milli değilse bilin ki o örgüt sizin yok olmanız için, o ülkenin kaosa gitmesi için çalışmalar yapıyor. Geçmişe dönersek birçok bu tür gizli örgütlerin kaynağı Vatikan bağlantılı ve CIA bağlantılı çıkıyor. CIA'nın iki kolu var. Birisi Vatikan'a hizmet ediyor, birisi de tapınakçılara hizmet ediyor. Bu bir gerçek. Yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Vatikan'ın tarihine bakarsanız bir tane delikanlı adam çıkıyor 1978 yılında. Papa 1. Jean Paul Luciani. O da bir aylık ömrü var. Bir aylık ömrü var. Bir aylık papalık ömründe adama suikast yapıyorlar. Ve normal ölümmüş gibi gösteriyorlar. 1978... Onun için bir ay... Bir aylık ömrü var dedim. O yüzden bu adam harbiden delikanlı bir adam. Hristiyan dünyası, Katolik dünyasının papalığına gelen bir adam. Ve bir şeyi fark ediyor. Vatikan içerisinde bir masonik yapılanmanın çok boyunu aştığını, bir virüs gibi içeri sızdığını, kara para ilişkileri, mafya ilişkileri, ülkeler arası kaos sağlama ve ülkeler içerisindeki siyasal düzene çökme. Şimdi tabii beni yanlış anlamasınlar. Yani bazı yazar çizer abilerimiz, efendim olur mu ya işte masonik yapılanma dinlen siyasetten işi... Hayır, var. Dinin de içindeler. Siyasetin de içindeler. Hem de öyle bir nüfuz etmişler ki biz bunu anlamıyoruz. Buradaki tabii Türkiye'deki masonik yapılanmalar bana göre tıraş, hikaye. Ya, bir siyaset bilimciyle kraliçenin İslamcıları tabirini kullanıyordu. Onu konuşacaktık ki evet, konuşamadık şimdi. Evet. Yani, süreç gerçekleşti. Yani hani içimize yerleştirdiği, bunlar da sürekli İslam'ı ifade ettiği evet, şekliyle şiir okuyan.
Hani şiir okuyan bir Müslüman tayfa, sürekli laiklaştıran, evet. İslam mücadeleden uzak, yani işte akıldan İslam. Uzak. Bunun İslam hikayesi. Ali abi hemen orayı bağlayayım. Hı. Bakın nereye geleceğim. Papa 1. Jean Paul bir şeyi fark ediyor. Bu kara para trafiğinin çok uzayan boyutunu fark ediyorum. Vatikan zaten başlı başına bir devlet. Bu devlete Hristiyanlar, dünyanın her yanından Hristiyanlar bir bağış yapıyor. Bağış yaptığınız zaman bu paralar nereye gidecek? Bir banka lazım. Evet. Bankayı kuruyorsunuz. Finansal sektörü hazırlıyorsunuz. Bankalardaki bu parayı siz ne yapacaksınız? Bir şekilde Vatikan finansal değerlere el atıyor. E ne oluyor? Şirketlerden hisse almaya başlıyorlar. Üç ayağı var bunun. Piskopos Marcinkus, Sindona, banker Sindona Vatikan içerisinde. Ha. Bir de Kardinal Cordi. Papa, ha. Birinci Papa Jean Paul bu üç ayağı tespit ettikten sonra bir sorgulama yapıyor. Fakat dehşet bir şey çıkıyor. Vatikan artık kirli para ağına takılıyor. Ve devletlerle alakalı birçok olayda Vatikan'ın parmağı çıkıyor ki işin arkasında CIA'ya dayanıyor. Nerede bir kaos var CIA evet. çıkıyor. Nerede bir ülkede karışıklık var CIA çıkıyor. Latin Amerika ülkelerinin eroin trafiğinde bizzat CIA'nın parmağı var. Vatikan'ın da parmağı var. Bunları gören Papa siz ne yapıyorsunuz diyor, isyan ediyor ve çıkıyor bunları deşifre etmeye çalışıyor. Vatikan'ın iki tane en önemli, bakın burası çok önemli, birazdan Ali abi de bağlayacak oraya, ben de şu anda bağlayayım. İki tane Mason locası var Vatikan'ın, içerisinden üstüne etmiş. Evet. Birisi Propaganda 2, yani P2 kısa adı, diğeri de Opus Dei. Opus Dei, evet, Opus Dei bugün malum zatın, Pensilvanya'daki zatın üzerine düşe düşe bahsetti. Hani diyorlar dinler arası diyalog, evet. Yok hoşgörü. Ya bunu ya söylediği zaman biz dedik ki, kardeşim dinler arası diyalog mu olur ya? Bu nasıl bir saçmalıktır? Böyle bir şey olabilir mi? Ya Kur'an'da ayette bile Allah diyor ki sizin dininiz size, benim dinim bana diye. Bitti. Sen nasıl böyle bir diyalogla veya hoşgörüyle çıkıp konuşabiliyorsun ki? Ve bunu o zamanlar takdir edenler oldu. Biz dedik ki kültürler arası diyalog olur, dinler arası diyalog olmaz. Ve bunun fikir savunuculuğunu yapan aramızda yazarlar var. Ben yazarım diye, araştırmacıyım diye ortalarda gezenler var. Kimseye hedef göstermek istemiyorum. Bunun fikir babası da belli. Dinler arası diyalog ve hoşgörüyü reklam yapanların evet. fikir babaları da belli. Tweetler atıp duruyorlar. Millet de bunlara evet. inanıyor. Yani burada bir giz vardı. Hani o Muhammed'in Resulullah'a söyletmeyip, mesela ezanda evet. da böyle bir şey yaşanmıştı. Onların şarkıcıları diyeyim. Evet. O konuyla ilgili olarak. Öyle, bir de bunlar yani de... bu din, yani dinlere karşıtlık buradan geliyor. Yani bizim peygamberimizi dışa atarak ortak bir karıştırılmış. Böyle bir şey imkanı var mı? Güç elde etme şeyisi. Yani dini kullanma konusu. Şimdi çok basit bir olay. Tarihe baktığınız zaman şeyi çok göreceksiniz. Hazreti Peygamber gelmeden önce Araplara bakın. Evet. Nedir? Kabileler halinde yaşıyorlar. Bir hal, hepsi topladı da bir Arap ordusu kurmuşlar. Kuramamışlar. Evet. Ne zaman Hazreti Peygamber geliyor? Şey oluyor. İslam ortaya çıkıyor. Güç büyüyor. O dinde herkes birleşiyor. Bütün Araplar birleşiyor. Ne oluyor? Seferler falan işte Endülüs'e kadar bakıyorsunuz. Yani şey İslam tarihi orada. Ama ondan önce böyle bir şey yok. Arap yanımasından çıktıkları falan yok. Bu kadar basit. Ama bu arada tabii siz bu dini kullanıp art niyetleriniz varsa, düşünceleriniz varsa, birilerine çalışacaksanız eğer en kolay yol din yoluyla insanları kullanmaktır. Bu sırf bizim için değil. Bütün dinler için de geçer. Yahudilikte de böyle, şeylikte de böyle. Mesela şimdi İsrail'in kabul etmeyen Amerika'da, Avrupa'da yaşayan bir sürü şey var. Yahudi var. Öyle çok büyük bir kitle. Hatta Filistin'i niye bombalıyorsunuz? Biz de Davut'un soyundan gelecek Mesih kuracak İsrail'i. Bu İsrail'i kabul etmiyoruz. Talmud yasalarına göre hükmeden Tevrat'ı kabul etmiyorlar. Ha. İçinde yaşayanlar da var. İçinde aynen İsrail'de yaşayanlar da var. Ama hani, bir bakımı da bir taraftan kabul eden de var. Yani burada bu dini kullanarak kitleye nüfuz edersiniz. Onun üzerinden de siz istediğinizi yaptırırsınız. Ama bu olayda, yani bu 15 Temmuz gecesinde zihin kontrolü yapıldı mı acaba? Yapıldı bunlara. Bu üst düzeydeki kişilere. Yani paşalar olsun, albay şeysi. Yani ben 55 yaşındayım. Şimdi bakıyorum. Ortalama herifler de aynı yaşta. Yani bu yola çıkanlar. Demek ki bu adamları siz kaç senede getirdiniz, buraya koydunuz? 84'ten bu yana bahsediliyor.
80'li yıllarda başlıyor. Yani tüm general kadrosu, bir jenerasyon var. O jenerasyon yani gözaltına alınanlar, tüm ve general, kor general. Demek ki tam bir zihin kontrolü yıllardır. Yapılmış bir şey. Evet. Harp okulundan geliyorlar, elini öpüyorlar. Eğer giriyorsa, o şey değilse, cemaat içindeyse buradan devam ediyoruz. Akıncılar hava üstünde imam yakalanıyor. Evet. İncirlik'te imam yakalanıyor. Diyanet İşleri. Ya bunun ne işi var burada? İşte ya ha Amerikan ordusunda da papazlar var da herifin odası da yeri de yurdu da bellidir yani işi de bellidir. Onun dışında kimse bulaşmaz şey yapmaz. Herkes orada sistemde bellidir yani herkesin görevi falan. Ama bunların oraya girip de sızması enteresan bir şey. Yani... Ya orada olabilmesi, üste konuşlanıyor olabilmesi tam bir aynı zekanın ürünü olduğu gösteriyor. Tabii yani şimdi her zaman ben ona şuna bakıyorum. Üst akıla bakmak gerekiyor. Yani bir şey çıkıyor. Bir örgüt çıkıyorsa o arkasındakiler ne yapıyor, nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar? Bütün mesele bunları analiz etmekte. Bunları çıkacak olan şey belli. Şimdi tabii dünyanın patronları, işte ben de İlluminati'nin Hedefi İslam kitabında yazdım, 13 aile, dünya bunların elinde, oyun çık oynuyorlar. Kesin onların derdi de dünyada kaos. Kaosun da en şeysi şu anda en Orta Doğu'da karıştırılması gereken tek ülke Türkiye kaldı. Artı burada... Türkiye'nin menfaatleriyle devletin menfaatleri işte karşısında sıkıntıya düşüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na sıkıştırıyorlar. Hani şu kararları al, yap, et. Mesela çok önemlisi burada biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde PYD meselesidir. Onların Kürt koridoru açma şeysi falan. Öbür tarafta Rusya meselesi. Ben Rusya'nın ağırlığını koyacağı zaman savaşın dengesi değişir diyordum. Geçen seneler bunu söylüyorduk. Rusya döndü koydu. O şey değişti. Yani bir talihsiz uçak olayı oldu bizde ama... Neyse arada şey oldu. O da yine onların oyunuymuş. Tabii ki. Yani 60 darbesinde bunlar yok muydu? 80 darbesinde bunlar yok muydu? Tabii burada. Yine hani, ortalığı karıştırdı. Rusya ile aramızı bozmadı da uçak krizindeki yine onlar, o pilotlar yakalandı. NATO'nun şimdi, oyunu. NATO'nun oyunu. Şimdi başka bir şey var. Tek saldırmadıkları da emniyet istihbarat. Niye? Kendileri orada zaten. Vurur musunuz siz ayağına kurşun sıkar mı adam kendini? Sıkmaz. Onlar da mı yaptılar orada? Hiç bulaşmadı oraya. Ama tabii yani, toparlarsak yani Türkiye için bunlar bir gözdağıdır ama Türkiye'nin en büyük düşmanı Amerika'dır. Bunu açık söylüyorum. Niye Amerika'dır? Şimdi gelelim Türkiye'de olması gereken 10 sene önce basılan bir kitap. Amerikan Kehanetleri. Bu tabii orijinal kitap Amerika'da satışta hala. Yazarı da Michael David Evans. Bu adam Pentagon danışmanı. Hani öyle bir orada danışmanlar falan baktığımız zaman adam Beyaz Saray'a gidip başkanın masasında yemek yiyen kişilerden bahsediyoruz. Öyle sıradan bir danışmanlık falan filan adamları değil. Bu adam İsrail'in başbakanı, cumhurbaşkanı neyse yani yöneticilerini, bakanını her zaman görüşebilen insanlar. Pentagon'a gidip gelen insanlar. Yazdıklar 200 yıldır bu topraklara gelmeyi anlatıyor. Neden? İsrail'in güvenliği için bu. Şimdi İsrail'in bir rapor vardı, CIA'nin bir rapor vardı 2000'lerin başında. Ya biz tabii bunları konuşuyoruz. Çok büyük bölümde şeyler vardı. İnternette de var bunlar. Neydi CIA'nın raporu? İşte 2023'te İsrail ortadan yok olabilir falan. Tamam ne oldu? İşte Irak, Suriye karıştı. Irak şey oldu. Kimseden bir şey kalmadı. Sonuçta İsrail rahat etti. Şimdi kimse rahatsız ediyor mu? Yok. Onlar da kendi işlerine bakıyorlar. Ha, onlar da kendi ülkelerini korumak için şey yapıyorlar. Aminna. Tabii burada... Başka konularda falan da şey bakıyoruz işin içine ama biz neyi konuşuyorsak hepsi maalesef bağlantılıdır. Şimdi Ali abi şuraya gelelim. Sözünü kesiyorum. Özür dilerim. Yok estağfurullah. Şimdi bağlantı nerede? Bağlantı zaten içerimizde bak. İçimizde. Tabii bir kol şimdi, orası. Aynen. Bunları 80'lerden beri zaten bilenler biliyor. Ha bu ne kadar büyüdü, ne kadar müsaade edildi o ayrı bir konu. Şimdi aynı şekilde Vatikan içerisinde nüfuz eden Opus Dei locası, Masonik örgütlenme, bakıyorsun aynı sistem. Ülkeler arasında işte şu kadar 475 tane üniversite, 600 tane okul, işte yüzlerce kuruluş, basın, yayın, televizyon kanalları. Neyle nüfuz etmişler? Üyelere dikkat edersen, dışarıda üyeler de var. Üyeleriyle beraber nüfuz etmişler. Sadece Vatikan içerisinde kalmamışlar. Arkasına da CIA'yı almışlar. Hatta o 90'lı yıllarda biliyorsunuz İtalya'da bir temiz eller operasyonu oldu. P2 ile Gladio arasındaki ilişki çıktı ortaya. O masonlarla Gladio arasındaki ilişki ortaya çıkınca bütün kirli kara para işleri, mafya ilişkileri ortaya çıktı, patladı.
Baktığınız zaman dünyanın her yerine el atmışlar. Aynı şekilde Opus Dei de hoşgörü ve diyalogla stratejisini sürdürürken felsefesini bakıyoruz. Buradaki yapılanma da aynı. Arkası CIA destekli. Sadece Türkiye'de kalmıyor. Bakın Orta Asya'ya bakın. Türkiye evet. devletlere bakın. Açıldılar. Neydi projeleri? Türk okulları. Yer miyiz? Yemeyiz. Çünkü dilleri İngilizce. Evet. Hepsi birer CIA örgütlenmesi. Hepsi birer CIA okulu. Türk okulu değil. Tabii Türkiye'de yani, her sene şov yapıp tabii. İngilizce eğitim veren. O işin bize dediğiniz gibi şov kısmı. Evet. Şimdi bu yapılanma bu şekilde nüfuz etmiş. Maskesi ne? Dünler arası diyalog ve hoşgörü. Evet. Ve bunu da bizim içimizdeki kişilere yaptırıyorlar. Reklamını, propagandasını. Ama tabii bu arada Doğu bloku, başta Sovyetler bloku, Azerbaycan falan hepsi kapatıldı okulların. Rusya niye tekmeledi? Yani. Azerbaycan niye tekmeledi? Rusya bunların CIA okulları olduğunu bizzat belgeledi. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Evet, Rusya belgelemişti onları. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Durmadık. Bir şey daha söyleyeyim. Niye bu kadar gözümüzü kapatıyoruz onu da bilmiyorum yani gerçekleri. Bir şey daha söyleyeyim belki ama sizin medya işin medya ayağı boyutundalar yani zihin kontrol meselesi var ya aslında çok evet. önemli. Yani yapıyorlar zaten. Ya manipüle ediş medyadaki isimlerin ya darbe akşamı yani darbe girişimi akşamı ben bizim cenahtan ona. Bizim cenahtan bir kanal bu ya. Bildiğimiz bir birisi yani bir yazar, çizer, tanıdık, herkesin böyle AK Parti şeyinin çok sevdiği, dinlediği bir isim. Ah başkanlık Türkiye'ye geldi işte artık başkanlık yönetiliyoruz diye bir ifade kullanıyor. Yani manipüle ya manipüle yani bu kadar bırak ya şimdi manipüle... sırası mı başkanlığın? Yani tabii. Şu an konuşulacak bir şey mi başkanlık arkadaş? Ali'cim bu parti meselesi değil Allah aşkına ya. Değil. Bunu nasıl hayır, böyle burada başkanlık meselesi değil, o da değil ya. Böyle hayır, nasıl bakıyorlar? Şimdi bu ama bu şekilde yapıyorlar zihin kontrolünü, tabii, insanları ne kadar yanlış şey ya. Yani belirli bir potada tutup uyuşturmayı ya bu AK Parti tabanının bu Müslüman tabanın izlediği bir kanalda evet. yorumcu yani bunlar hep bu şekilde yapıyorlar. Üç tane güzel laf söylüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır övüyor. Araya bir tane mide bulandırıcı atıyor. Bunda devam. Şimdi ben rahmetli Vehbi Koç'la senelerim geçtiği için şey yapıyorum. O röportajlara devamlı söylediği bir şey vardı. Türkiye varsa ben varım. Bakar mısınız? Sözün büyüklüğüne. Koç Holding evet. biliyorsunuz bugün Türkiye'nin en büyük kurumu. Evet. Binlerce insan ekmek yiyor. Türkiye varsa ben varım. Ulan Türkiye gidiyorsa elden senin ne başkanlık olacak ne şeyin olacak. Senin cumhurbaşkanın gidecek şeyin gidecek. Yani ülken kaosa girecek, iç savaşa girecek. Yani Suriye haline döneceksin. Evet. İnsanlara herkes şey yapacak, iç savaş haline gelecek. Bugün, o noktada ne ekonomik olarak, ne insanlık, ne bir şey. Bunu görüyoruz işte. Türkiye esas bu eşikten dönmüştür. Bugün Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör diyenler o zaman görecekler diktatörlük neymiş. Evet. Allah korusun. O zaman görürler. Tabii şimdi gerçi rahmetli oldu. Mahir Hoca'nın bizim şeysi vardır. 2003 yılında bu komplocu güçler 5 yıllık 10 yıllık plan yapmazlar diyor. Öngörüm de şu diyor. Amerika uzakta kalarak dünya yönetemeyeceğini, kontrol edemeyeceğini anlamıştır. Önümüzdeki dönemde ABD ekonomik ve askeri gücünü dünya üzerine yayacaktır. Onun için de bana göre Orta Doğu'da üs olarak kullanacağı ülke Türkiye'dir. Daha doğrusu Avrasya kıtasına yakın, Afrika'ya yakın, Avrupa'ya yakınsın. Yani öyle bir merkezi noktadayız. Evet, yani Türkiye'nin jeopolitik önemi çok büyüktür. Bunun dışında Uzak Doğu'da da kendi ülkesi Avustralya olacaktır. Yani bunları belirlemiş yani. Adam. Size getirmiş. Medeniyetler beşiği. Ne zaman söylemiş? 2003'te. 13 sene geçmiş arada. Ha, onun için uzun vadeli planlardır bunu. Her zaman söylüyorum. Buradan sonrası da böyle. Şimdi 200 yıl, hani bunu dedik biz burada. 200 yıl önce İşte İncil'deki bir kehaneti buluyorlar 1800 şeylerde 20'lerde sonra 1844'te şey çıkıyor diyor ki işte diyor Kenanların ilini biz kuracağız yani Kenan dediği İsrailoğulların devletini biz kuracağız. İşte İncil'deki kehanetle şu okyanus ötesinde elçiler atayan çok büyük bir devlet onu kanatlar altına alacak onu kuracak. Papaz da diyor ki bu Boston'da bir papaz çıkıyor diyor ki bu diyor biziz Amerika'dır diyor o fikirleri aşılıyor. Bugün global olarak ilk çıkış noktası 1890'lardır Amerika'nın. Çok önemli bir kitap yayınlandı Türkiye'de.
Tabii biz bunları kaynaklandık kitaplardan. Bu Amerikalı Oliver Stone'un bir kitabı var. Bir Peter Kuznick diye bir yazarla birlikte yazdı. ABD'nin gizli tarihi diye. İşte orada bunu görüyorsunuz. 1890'lar yayılmacı politika başlıyor. Daha şeye Hawaii adalarından tut Karayipler, Panama, Nikaragua, Orta Amerika ülkeleri falan direkt asker gönderiyorlar, işgal ediyorlar. Sömürgecilik, emperyalizm kendi şeysi. Global olarak bu. Tabi bu şeye kadar geliyor. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Avrupa'ya dönmek zorunda kalıyor şeyde. Harbi girmiyorlar ama giriyor 1917'ye kadar. En sonunda Fransız ve İngilizler destek isteyince savaşlardan şeyden dolayı Amerika'da canına minnet. Böylelikle dünyaya global olarak yayılmacılığının şeyini açıklıyor. Getiriyor, koyuyor. Şimdi ben Illuminati kitabında da şeyi yazdım. Birinci dönemi bu. İkincisinde burada bu kitapta da benim şey var. 1940 senesinde David Rockefeller'ın dönemin şeylerine, gazetecilerine, yazarlarına, gazete patronlarına toplayıp bir yemek veriyor ve onlara diyor ki bu sene bundan sonra diyor Amerika'nın görevi şu olacaktır diyor. Bak 1940 yılı çok ilginç bir tarih. Hitler Avrupa'yı kasıp kavuruyor, gücün doruğunda Naziler ve Hitler yok edilecek diyor Hitler, Naziler, Almanya. Ondan sonra diyor devam edilecek noktada diyor dünyanın jandarması Amerika olacaktır. Amerika bütün yeni pazarlara mallarını satacaktır. Ayrıca bütün ham maddeler, petrol Amerika'ya gelecektir diyor. Yani dünya Amerika'nın babasının çiftliği. İstedikleri gibi at oynatırlar, istedikleri gibi iktidar yaparlar, her şeyleri yapabilme hakları var kendilerinde. İşte biz o haklardan bir tanesini bozduk. Yani Ali abinin dediği gibi aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bazı şeyleri aştı. Ben bazen yazılarımda yazıyorum. Diyorum ki büyük Türkiye... Şimdi bir dakika abi, şurada dur, şurada doğal bir soru soracağım. Şimdi sizi bulmuşken dur, başlama devam edersin. Hani söylediğin, son söylediğin üzere ya... Yorgunluktan kafa geç çalışıyor, hemen giremedim. Gece vatan nöbeti, gündüz çalışıyoruz haliyle okunuyordur. Esniyorum bu arada, kusura bakmayın. Öyle rica ederiz her şeyini. Halden anlarız yani. Hiç idare edeceğiz. Sorun yok. Şimdi dedin ya abi, çok güzel bir şey söyledin. Yani bu millet bu oyunu bozdu. Küresel güçlerin, o güçlerin. Yani bu oyun ancak böyle bozulabilirdi değil mi? Tabii. Yani sizin, eğer siz tepki göstermeseydiniz... Yani insanlar evlerine çekilseydi bu adamlar at koşturacaktı meydanlarda. İşgal. İstediği başarıya belki ulaşır, belki ulaşamazlardı. Ulaşırlardı. Ha, ulaşırlar mıydı? Ama ulaşsalardı emin olun Türkiye'de bugün daha fazla kanlı olaylar olurdu. Mısır'daki olayları hepimiz gördük. Evet. 1500 kişiye yakın daha fazla kişi gitti. Halk tepki göstermedi. Ama bakın Türk milletine aldı bayrağı eline, aldı sopayı eline, aldı küreği eline çıktı. Ha. O üniformayı giyenler şeytanlardı. Ben söylüyorum, açıkça söylüyorum. Bizim askerimiz değildi. Üniformasını giymiş. İşgal gücü askeri. Tabii işgal gücü giymiş bizim üniformamızı milletine sıktı. O ayrı bir konu. Şimdi o daha da bir, başka bir programda konuşabiliriz. Ama Ali abinin son dediğine ben çok katılıyorum. Çok güzel bir yere değindi. Türkiye kendini aşıyor artık. Ve büyüdü. Sınırlar genişliyor. Yani normal... İşte rahatsız ediyor. Gerçek sınırlar değil. Bizim siyasi alanda, ekonomi alanında, ulusal alanda sınırlarımız genişliyor. Da. Biz şu anda haritada gösterilen sınırlarımızı açtık, çoktan açtık. Yani her bölgesinde doğa. Bu rahatsız ediyor işte bunları. Şimdi tabii, bunları rahatsız eden bu. Şöyle bir durum var. Yani dünya yönettikleri için yani kararları bunlar veriyorlar. Fakat işin şeysi her türlü ve her ortam, her şartta da bunlar kendilerini ayarlayabiliyorlar. Şimdi Arap Baharı'da bir olay yaşadık. Evet. Yani bunu yakın tarih olduğu için söyledim. Tabii, yani çok tabii. Basit bir şey. Nereden çıktı? Tunus'tan çıktı. Ben Türkiye'de hani dedi yazar bir abimiz kalktı bir başkanlık şeysi dediniz ya, örnek verdiniz ya. Ben de size bir bu doçent, gerçi ismini alamadım adamın. Çünkü sinirlendim. Adam dedi ki işte Tunus'taki olay neyle çıktı? Bir seyyar satıcıdan çıktı. Zabıta geldi, tezgahını aldı. Adam gitti kendini yaktı. Millet ayağa kalktı. Öyle yansıdı. Heh. Bu zat çok büyük haber televizyonuna çıktı ve dedi ki efendim bu dedi CIA'nin oyunudur dedi. Onun dedi tezgahıdır dedi. Dedim ki tamam hani bu adamlar her şeyin altında arıyorsun ama vardı yoktu değil yani biz de şey yapıyoruz da. Ve kardeşim dedim nasıl olur? Yani ben bir senaryo hazırlayacağım CIA'nin kapısını çalacağım. Ya bu Arapları karıştırmak istiyoruz da şimdi biz bir tane işportacının tezgahını alalım. Bu adam kendini yakar.
Halk isyan eder. Ne olur? Tunus Devlet Başkanı devrilir. Lan bunu götürürsem ben herifler münasip yerlere güler bir de tekmeyi basar gönderirler deli diye. Her ülkeninki ayrıydı. Tunus'ta başladı. Mısır'a gitti. Libya'ya çıktı. Şimdi Libya'yı ayrı değerlendireceksiniz. Niye? Onda Batı'nın da parmağı var. 150 milyar doları vardı. Yeni CIA'nın parmağı var. Var da. Var. 150 milyar dolar da parası vardı Batı bankalarında. Orada da oynan çok o para iştah açıyordu. Evet. Dedi yatırım yap. Ne yapsın 2,5 milyon nüfus. Zaten durumları fena değil, iyiydi. Bir anda tabii Libya karıştı etti. O özgürlük falan. O ayrı. Evet. Mısır'a gelince Mısır daha farklı. Niye farklı? Çünkü mübarek Amerika'dan alıyordu parayı. Kendi etrafında dağıtıyordu. Kural şu. İsrail'e saldırmayacaksın. Filistin halkına da işte açmışlar tünelleri. Arada bir yani arada bir oraya da şey gidiyor. Malzeme yiyecek ıvır zıvır gidiyor işte. Onlar arada bir celalleniyor. İsrail geliyor bombalıyor. 30 senedir rahatları yendi. Bu rahatı bozar mı? Bozmaz. Çok basit bir şey. Suriye'ye gelince Suriye çok farklıydı. Çünkü Suriye İsrail'i tehdit ediyor. Suriye'nin zayıflaması İsrail içindeydi. Kendileri de açıkladı. Dönemin Genelkurmay Başkanı dedi Suriye'deki olaylar çıktı. Biz rahatız dedi. Gücü azaldı dedi. Ondan dolayı iş bitti. Ama başka şeyler de var. Şimdi Amerika'nın geçen sene İran'la oturup da masada nükleer füze anlaşması ve İran'ın dünya ekonomisine entegre oluyor ki şu anda 100 milyar dolarlık bir para var orada. Büyük şirketler, firmalar dünya iniyor şu anda mal satmaya falan ekonomiye. Onunla alakalı bölümler var. Tabii bu noktada İsrail karşı çıktı. Amerika nasıl başardıysa İsrail'in istemediği bir anlaşmayı yaptı. Çünkü İsrail bu nükleer anlaşmasına karşıydı. Ve ben bu konuda geçen yaz boyunca Charlie Rose diye bir gazeteci var. Geldi Türkiye'de röportajlar falan da yaptı hatırlarsanız. Yabancı bir kanal, haber kanalında şey yapıyor, program yapıyor. Oradan seyrediyorum adamı. Ve geçen sene Netanyahu'dan şeye kadar İran Dışişleri Bakanı'na, Başbakanı'na kadar herkesi çıkardı. Ve bu nükleer anlaşmayı anlattı. Netanyahu neye karşısınız dedi Netanyahu. Netanyahu dedi ki bu 100 milyar dolar girecek, 10 milyar dolar Hizbullah'a gidecek dedi. Ben onun için İsrail'in güvenliğini düşünüyorum. O yüzden bu anlaşmaya karşıydım dedi. Açık ve seçik bunu söyledi. Sonuçta kim şey yaptı? Amerika. Nükleer masaya oturttu. İş bitti. Dünya ekonomisine entegre olmaya başladı. Ocak ayından itibaren İran. Evet. İş bitti. Ha, bazı şeyler kendi menfaatler arasında. Ha, tehdit eden, şu anda İsrail'i tehdit eden bir güç olarak bakarsanız İslam dünyasında İran kalmıştır. Yani o zaman şöyle bir şey, çözüm bekliyor. Siz masaya oturduğunuz zaman evet. Anlaşıyorsunuz. Onların istediği hale geldiğinizde durum bitiyor. Belki de hani aylar önce biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımıyoruz. Biz hükümetle görüşüyoruz. Bizim muhatabımız hükümet şeklinde açıklama yapmış Davutoğlu hükümetine. Evet. Yönelik. Herhalde bu böyle bir şey değil mi? Anlaşabildiği hükümet var. Çünkü Erdoğan o hükümeti indirdi. Şimdi yeni bir hükümet kurdu. Ve şimdi o hükümetin tavrı, tarzı tam da Erdoğan eksenindeydi. Evet. Demek ki işine gelmedi. Evet. Tabii şey böyle var. Böyle anlayalım. Tabii öyle anlayabiliriz ama şöyle bir durum vardır. Amerika kim başa geçerse ondan anlaşmanın yollarına bakar. İşin açıkçası bu. Boyun eğmiyorsan yani, senin fişini çeker. Net bu. Şu anda mesela bu Mısır örneği de enteresandır. Mursi geldi, desteklediler. Bak mübarek arkasından Mursi geldi. Şimdi mübarekten anlaşmalıydı, gitti. Ne yapalım? Tamam aynı sistem devam etsin mi? Etsin. Evet. İsrail'in güvenliği önemli. Buyurun tamam. Mursi'ye dediler. Mursi şey olmadı. Bazı kararlar bilmem ne halk tepki gösterdi. Pat kim geldi? Sisi geldi. Sisi o falan. Türkiye'de haklı tepki gösterdi. Ya işte şey olur mu iktidar şu bu falan. Evet. Ne oldu? Amerika'dan gitti anlaştı. Hemen anlaştı. Parayı da verdiler, kredileri verdiler. Menderes'e ne yaptılar? Menderes'inki ayrı bir konu. Marshall yardım al. O da uzun bir konu gerçi ama. Yok. Menderes'inki Rusya'dan bağlantısıyla alakalıdır. Aynı Tokat'ı bir de şeye indirmişlerdir. Süleyman Demirel'e rahmetliye. O da Türkiye'nin çok büyük 5 fabrikası yapmıştır Süleyman Demirel. Rusya'dan anlaşma yaparak. Rusya şartı şu. İdeoloji yok. Ekonomik olarak. Bana 5 tane fabrika. Bunların bir tanesi çimento, İskenderun çelik, demir tesisleri, işte bakır tesisleri, şey falan, sülfürik falan. Yani 5 tane çok büyük Türkiye sanayisi için çok büyük fabrikalar yapılmıştır. Vakıfelerin kendi ağzından açıklaması var ya diyor biz yardım ettik. Menderes diyor bizim diyor eksenimizden çıkınca diyor indirdik. Olay bu kadar basit. Onun bir reklam arası vereyim mi? Tabii.
Tamam. Mola verelim. Hemen kısa bir ara sevgili izleyiciler. Sonrasında buradayız. Evet, Hakit Güncel devam ediyor. Kısa bir ara verdik. Son bölüme girdik sevgili izleyiciler. Şimdi Erkan Macit ve Ali Bektan'la sohbetimiz devam ediyor. Yalnız böyle bir iddialar vardı. Şimdi onlara böyle çok, size de belki çok ilginç gelecek bir soru soracağım onlara. Çünkü tabii yani bu kadar gizli cemaatler, örgütler vesaire paralardan, güçlerden bahsediyoruz. Çok farklı konulardan, uç konulardan. Bu soru herhalde uç gelmeyecektir mutlaka. Şimdi Fethullah Gülen Türkiye'den gitti. Tabii onun hastalığı ile ilgili ceket üzerinden tansiyon ölçüyorlar vesaire. Evet. Birçok problemleri var. Şeker hastalığı şu bu. Yaşı itibariyle birçok insan hani artık aklının yetmediğini vesaire söylüyor vesaire falan var ama. Ya bir şey de var. Görüştürülmüyor, Türkiye'ye gelmiyor. Yani gerçekten bu oysa Türkiye'den bekliyor insanlar. Cumhurbaşkanı Neden Erdoğan yani? Da davet etti. Evet. Hani böyle durumlar yokken en son Türkçe olimpiyatlarında davet etti. Bu davete icabet ederdi. Çünkü çok nazik bir davetti. Son Türkçe olimpiyatlarında çok kalabalıktı. Çok nazik bir davetti. Yani böyle güzel bir davete icabet edilirdi. Yani gerçekten hani o bahsedilen Gülen olsaydı o davete icabet ederdi. Şimdi niye gelmedi? Böyle bir iddia var. Gerçekte Fethullah Gülen diye birisi şu an var mı? Yani dublör mü? Yani bir Hollywood prodüksiyonu mu o şu anda bizim gördüğümüz bu mülane diyorlar ama beddualar eden, ondan sonra o konuşmaları yapılan insanların karşısına çıkan bir dublör mü? Gerçek Fethullah Gülen toprağın altında şu an zebanilerle mi haşroluyor? Niye böyle bir soru sorayım? Şimdi 2008'de bununla ilgili bir şey çıktı. Şimdi yani 2009 hala. 2009. 2009 mu? Neyse internette olan herkes şimdi Google'a sorabilir. Orada öldü mü diye bir yazsınlar. Bakalım ne sitelerde neler gelecek. Bununla ilgili bir söylenti çıktı. Bunun ardından ne yapacağız falan filan dediklerinde hayatında Fethullah Gülen'i görmeyen 5 kişiyi topladılar. Gazeteci, yazar bunlar. Ve götürüldüler Amerika'ya. İşte ağırlandılar malikanede. Oturdular. Derken kapı açıldı. Zat girdi içeriye. Hepsinden tanıştı, tokalaştı, konuşuldu, sohbet edildi. Çaylar içildi. Çıktılar, geldiler. İzlenimlerini yazdılar. İş bitti. Peki niye gelmiyor? İşte nasıl gelsin? Siz başka birini koyabilirsiniz. Amenna olabilir. Yani şey olur. Ama özel anıları koyamazsınız. Sizi eski arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız gelip de sizi tanıdıkları zaman, şey yaptığı zaman, bir şeyler sordukları zaman... İki dakika oturduğu zaman anlayacaklar. Yani anlayacaklar yani, bu kadar basit. Ama Erkan'ın buldukları enteresan, ben ona şey yapıyorum. Şimdi göstereceğim bu kameraları. Belge mi var? Yok, hakikaten izleyicilerimiz de hakikaten baksınlar. Türk Haber Time'ın haberidir bu. Güncel bir haber. Ben şimdi kameralara bunu göstereyim. Arkadaşımız buradan bir şey yaparsa, uzun olursa, bulunursa, buraya mı gösterelim? Evet, arkadaşlar olur siz anlatmaya şimdi bakın, devam edin. 55 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Prodüksiyondan, yani bütçeden. CIA'nin bütçesinden bahsediyoruz. Bakın, 15 Temmuz isyanından evvel bu zatın CIA'ye çalıştığı zaten belgelendi. Evet. Belgelerle ispatlandı. Yani ben ismini söylemek istemiyorum. Bu zat, Pensilvanya'daki zat, CIA ajanı olduğu zaten belgelendi. Şimdi 55 milyar dolarlık bir bütçesi olan bu CIA her şeyi yapar. Sizi Ekvator'da gösterir, oradan Antarktika'ya çeker. Antarktika'da gösterir, Güney Kutbu'na çeker. 3 yerde, 5 yerde, 10 yerde gösterir. Bugün zaten bunun denemelerini holografik görüntülerle yaptılar. Rusya'da da oldu, Moskova'da da oldu, Amerika'da da oldu, Peru'da da oldu, Arjantin'de oldu. O başka bir konu, konuşuruz. Niye onu söyledim holografik görüntülerle? Bu zatın geçmişteki konuşmalarını, güncel konuşmalarını alıp karıştırıp yeniden dizayn edip yani bu arkadaşımızın müritlerine gösterebilirler. Ali abinin dediği gibi 2009 yılından bahsediyoruz. Kaç yıl var? 2016. 7. 7 yıl var.
7 yıl içerisinde bu insana o kadar davet oldu. Niye gelmedi? Neden gelmiyor? Eğer sen masum isen gel. Gel kardeşim buraya gel. Çok güzel bir şey söyledi Ali abi. Ya hocanın, hacının, hocanın askerle, polisle, orduyla, milli eğitimle ne işi var ya? Ne işi var? Ne işin var? Hocaysan ne işin var? Niye oraya sızmaya çalışıyorsun? Niye sızıyorsun ya? Hocaysan git adam yani, gibi hocalığını yap. Hedefiniz varsa sızarsınız. Olay adam gibi hocalığını yap. Evet. Örnek gösterin bana. Ali abi ne dedi? Hasan Sabbah. Başka örneği yok böyle yapan sızan. Ya bir sürü hocamız var. Okuyan alimler, yani alimlerimiz var. Onların yolundan giden, okuyan bir sürü genç arkadaşlarımız var. Hangisi bu tür sapkınlığa, hangisi bu tür olaylara bulaşmış? Ama bunun yolundan gidenlere bakıyorsunuz. Adeta diyor ki benim yolumda ölün diyor ya bu adam. Ve bunu dinliyorlar. Ha, bugün bir hakim de açıklaması var. Mehdi olduğunu iddia etti. Mehdi olduğunu iddia etti bu adam ya. O bu kadar basit Mehdi mi ya? Mehdi olduğunu iddia etmişti. Ya şimdi ben Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'ndayım da. Hoca Ahmet Yesevi Asya'da işte bir İslam'ı... Bir daha gösterelim bakın. Eğer dur sen bitir de ben şunu yapayım. Tamam sen bir yandan konuş abi ben de bakın. Örnek vereceğim çünkü. Onun tamam. Bu, şimdi bakın burada ilginç detaylar var. Anlat oradan da sen. İlginç detaylar var. Bakın iki resim arasında çok büyük ilginç detaylar onu var. Onu internetten arkadaşlar bulup da bulabiliyorlarsa baksınlar, verebilirler şurasında. Time Türk'ün, Haber Time Türk'ün. Haber Time Türk'ün. Aynen var orada. Baksınlar. Fethullah Gülen öldü mü? Gülen evet. Öldü mü? Evet. Diye. Gülen öldü daha neyi saklıyorlar? Daha net resimlerde hani aynen. O resimden daha net resimler. Türk Haber Time'ın haberi. Baksınlar görecekler. Bariz şekilde belli. Bir yüzü. İkisinin farklı. Tabii tabii bariz şekilde belli. Ve farkları yazmışlar. O zaman biz bunu alsak, idam etsek yanlış kişiyi idam etmiş olduk. Yok zaten şimdi sıkıntı şu. Vermezler zaten. Vermeyecekler. CIA adamını verir mi? Vermeyecekler zaten. Şimdi aynen. Niye vermeyecekler? Vermezler. Şey var. Şimdi 2008'de başvuruyu yaptı. 5 yıl doldurursan Amerika'da oturma şeyinden vatandaşlık hakkını kazandı. 2013'te de vatandaşlık hakkını kazandı. Siz evet. Amerika kendi vatandaşını şey yapmaz ki ancak suç işleyen vatandaşı 27 kişi 27 bürokratın desteğiyle aldı zaten o adam. Tabii Amerika'da da evet. Yani o... Gider gitmez önce kabul edilmedi sonra devlet liderlerinin de katkısıyla aldı ya. Üst düzeyden çok üst şey aldı. Üst düzey yetkililerin baskısıyla şimdi, aldı. Az önce ben şeyi anlatıyordum hani bizim Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'ndayım ben de vakfın işte Ahmet Yesevi bilirler şeyler büyük İslam bilgini alimi. Asya'da İslam dini çok güzel anlatan bir zat. Kendisi çalışıyor. Kendisi insanları inşaat ediyor. Düşünebiliyor musun? Ne devlet kurmaya kalkmış, ne var olan devleti yıkmak için asker toplamış, şey toplamış. Hiçbir şey yapmamış. Çok basit bir şeyden gösteriyor. Artı daha da önemlisi kendi nafakasını çıkarmak için tahta kaşıklar yaparmış. Ve öküzü varmış. Hayvanın sırtına heybeye koyar. Çarşıya gönderilmiş. Hayvan gider bir çarşıda olurmuş. Millet de bildiği için para verip tahta kaşıkları alırmış. Yani şeyse. Şimdi bakıyorsunuz İslam tarihine. Hoca Ahmet Yesevi'ye bakıyorum ben. Bir de buraya bakıyorum. Pensilman Yalı'ya bakıyorsunuz. Abi o bambaşka bir şey yani. Böyle bir şey yok. Çok biz demek ki şey. Hocalığı bilemiyoruz ki. Böyle bir yani her hocayım diyenin içine... peşinden gitmişiz. Ha, onu bir söyleyeyim. Evet, her hocayla hiç sormuyoruz. Sakalı da yok. Hani her sakal her sakallıyı dedem zaten. Biraz bizde bitiyor iş. Biz maalesef yanlış din, kolaycılığı seçiyoruz orada. Yani birileri anlatsın, biz dinleyelim. Ama ondan bizim sonra bir hadi tamam cennete gireriz iki ibadeti yaptık mı. Mesele ne? Kendimiz araştırmıyoruz. İşte ondan sonra bunların peşine gidiyoruz. Tabii orada zihin kontrolleri devreye giriyor. Biraz da oradan bakalım olaya. Burada tabii şey de yani yıllar öncesinde onunla birlikte aynı yola baş koymuş isimlerden dinlemiştim. Hangisiydi hatırlamıyorum ama. Ya diyor biz 3 kişi konuşuyoruz ya burada şimdi bir şeyleri konuşuyoruz ya. FETÖ içeriden geliyormuş. Mesela bir şeyi tamamlayamadım ben. Ya Erkan senin şöyle hani tamamlayamadığın evet. Yeri tamamlıyormuş işte. Veya benim de bir şeyi hani biz de ondan sonra... Ya bunlar da tabii o dönemler hani 70-80 dönemler falan dinleme cihazı falan kimse bilmiyor insanlar. Evet. Hani keramet göster diye vuruyorlarmış. İşi. Halbuki dinleme cihazı. dinleme cihazı var elbette. Yani adam tabii. Dinliyormuş ondan sonra ya Erkan işte falan diyormuş sen evet. Aa hoca benim söylediğimi nereden bildi falan. Nereden ondan bildi? Sonra böyle ona hocalık daha bir hocalık. Yani o zaman daha fazla bağlılık gösteriyor. Tabii biz de. Ama daha da kolay nüfuz etmelerinin sebebi de şu bakın. Basın camiasından adamları var.
Futbol camiasından adamları var. Sanat camiasından adamları var. Bunlar da önemli unsurlar. Evet. Bakın basın yani medya kapak çok attığı önemli. Yerler. Bürokratları saymıyorum. Evet, evet, kapak attığı yerler. Bürokratlar zaten belli. Oraya kendi elemanlarını, çocuklarını yetiştiriyor, sızdırıyor. O ayrı bir konu. Bir de basın ve medyayı kullanıyor. Futbolu, sporu kullanıyor. İsim vermeye gerek yok ki herkes biliyor yani. Evet. Evet, onun ben düğününe gittiğim için biliyorum. İlk evliliğinde 96 sene, 20 sene önce Polat Otel'deydi. He. O bir gelişi Adnan vardı Polat'ın. Şeyde ben gazeteci, ben düğünü yazmaya gittik. Günaydın Gazetesi'nde çalışıyorum. Orada valla başbakan gibi girdi hiç salona. Gazetelere basına yansıdı. İnsanlar, gelenler önüne gelen elini öpüyor falan dedim. Ya bu ne yani? Bir anlam veremedim. Çünkü yani siz baktığınız zaman ben bir hoca olarak görüyorsunuz. Şimdi titrine bakın. Nedir titri? Vaiz. Vaiz yani gelinen noktaya bakın. İnanılmaz derecede. Ha bu şu, istihbarat örgütleri istedikleri adamları bulurlar, yaparlar, kullanırlar senelerce. Şimdi bu olayları başlatan bu askerin içindeki kendi adamlarının, bu ihtilali yapmaya kalkan adamların filmlerini zaten Amerika yıllar önce çekti. Hatırlarsan Soğuk Savaş döneminde bazı filmler vardı. Amerika'da uyuyan insanlar. Birileri telefon açıyor, bir şifreyi söylüyor. Beyinler, zihinler açılıyor. Amerika ile Rusya arasındaki 3. Dünya Savaşı başladığı şeyle alakalı birkaç film var böyle. Ve ondan sonra adam silahlanıyor, bilmem ne yapıyor, işte eylem yapmaya gidiyor falan. Hatta buna benzer bir şeyi geçenlerde bir dizide de kullandılar. Yani Amerika'da şöyle bir şeydi, çok da enteresan. Atom bombası vermişler, bölgede 150 kilometrelik çapında New York'ta kentin şeyini, büyük bir bölümünü havaya uçuracak şey. Ve bu aileyi gizlice şeyden sokmuşlar, Los Angeles, San Francisco'dan. Bu bombayı da getirip yerleştirmişler parça parça halinde. Bu adamın şeysi vardı, ona benzer olayın benzerini gene Amerika'da yaşadılar. Eğer savaş çıkmış olsaydı adam atom bombasını çalıştıracaktı. Düşünebiliyor musunuz? Kentin bağrında olan bir şey. Şimdi bu incelik meselesi çok daha önemli. Çok büyük tedbirler orada alması gerekiyor hükümetin. Benim analizim bu. Çünkü orada 60 tane nükleer füze var. Yani bu işin kontrolünden çıkan adamların biri delinin eline geçtiği zaman oradan bir tane iki tane füzeyi uçağa takıp da bir yerlere gittiği zaman Allah korusun. Yani darbenin üssü adeta yakıt ikmali yapılan yer tabii. İncirlik olduğu evet. Söyleniyor. Orası çok önemli. Kayıp 6 tane F-16'nın İncirli'ye indiği, Akın Öztürk'ün damadının da ortada evet, olmadığı, abi. Onun indirdiği söyleniyor. Dediğiniz gibi İncirlik'te bunlar rahat rahat cirit abi. Atıyor haliyle. Evet. Oradan beslendiklerine göre tehlike saçan bir yer. Buranın ki. Kapatılması söz konusu olabilir mi? Vallahi, yani Türkiye bu gücü gösterebilir mi? Yani aslında tabii burada var ya, bence bir şey var. Yani bunu şu bazı, tam zamanı değil mi yani? Tabii tam zamanı da bazı yazarlar, bugün yazdılar. Dediler ki ya eğer sıkıntı duyuyorsanız, Cumhurbaşkanı için, referandum yapalım. İncirlik üssünün kapatılması ile ilgili Türkiye'de referandum yapılsın. Kafadan evet. İncirlik üssü kapanır. Ha, Amerika'da diyemez ki o zaman siyaset, halk istedi. Evet. Bitti. Bitti iş olay. O zaman adamlar sökülüp gidecekler. Yani orası olduğu zaman çok çok önemli bir şeydi. Oldukça tehlike değil mi? Bir de tabii ki. Dünyada 5 tane mi 7 tane mi ne Amerikan elçiliği Türkiye'de temsilciliği var yani. Ama yani işte o bak, neden bir tane değil işte diğer bak, ülkeler 200 senedir gibi? Gelenlerin mevzusundayız biz. Bu uzun vadeli yani bir plan. Yani neden bir tane değil diğer ülkeler gibi de Amerika'nın mesela var o dediğiniz yer nerede var biliyor musunuz? Şu anda Avrupa'nın en büyük şeysi tam böyle hani filmlerde olur ya barut fıçısının üstünde oturmadığı gibi Almanya'da Frankfurt'taki askeri üs. Avrupa'nın tam büyük göbeğinde korkunç bir üs. Yani ben Almanya'ya gittiğimde 93'te çocukken gelmiştim ama Frankfurt'a gitmemiştim. 93'te Frankfurt'a gittik. Derken Heidelberg'e gideceğiz arabalarla. Otoyola çıktık. Otoyolda paso bir duvar gidiyor ama. Ya biz gittik 80 kilometre. 80 kilometre duvar var. Dedim ki bu nedir Alman şoförü? Dedi ki bu Amerikan üssü. Ya otobanda 80 kilometre yani buradan İzmit kadar falan gidiyorsun duvar o, gidiyor açıklamaya yani. Bakar mısınız? Söylesin. Erdoğan darbe girişimini kayınbiraderimden öğrendim diyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan öğrenmemiş Cumhurbaşkanımız. O zaman ama şimdi bir şey var tabii oradaki. Kayınbiraderinden öğrenmiş. Enteresan bir şey var. Dörtte diyor MİT bildirdi de biz tedbir alıyorduk falan. Eğer dörtte bildirseydi ben tedbiri zaten alıyordun sen saat 10'a kadar. Yani 6 saatte bu işi bitirdiniz. Milli İstihbarat'ın içerisinde de bunlar var. Artık. Var.
Demek tabii daha yeni bilgiler gelecek. Yeni olaylar daha yeni bu olaylar çıkar yani. Daha çok haber gelecek. Ben başından beri savunuyorum. Yazılarımızda da hep ortak hareket ediyoruz zaten. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu yapılanma sadece ordu içerisinde veyahut da polis içerisinde bakmayacağız. Milliyetimde bakmayacağız. Bizim milli istihbaratımız var. Her konudan bakacağız. Yani ulusal anlamda da bakacağız, iç yapımızda da bakacağız. Yani bunlar her yere nüfuz etmiş vaziyetteler ve bu insanlar çok tehlikeli. Kriptolar ya. Ben buradan o cemaate mensupsam, çıkıyorsam, kendimi deşifre ediyorsam, bunu da onlara göre ne diyeyim ben? Hani cihat mı diyeyim, onlara göre ne diyeyim, ne düşünce varsa... Eniştemden öğrendim diyor şimdi. Kayınbiraderinden, eniştesinden de mi öğrenmiş? Milli İstihbarat'tan 4'te haber verildi diye haber oldu yani. Ha yani kayınbiraderinden değilmiş. O yanlışmış, eniştesinden öğrenmiş. Evet. Yani bunlar her yerdeler. Ve tasfiye olurken de yerlerine kriptolarını bırakıyorlar. Mutlaka bırakıyorlar yani. O yüzden şu anda bugün Milli Güvenlik Konseyi toplantısı oldu ya. Hakikaten hükümet şu anda çok doğru bir işlem yapıyor. Yani devletimizin içerisindeki o bağırsaklardan, kirli kurtlardan temizlenmesi lazım. Çok da büyük bir organizasyonlu operasyon lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bence en doğru kararı veriyor. Bence de çok doğru kararlar uyguluyor. Yani doğru yoldayız. İyi evet. olacak diye tahmin ediyorum ama bu işgal girişiminin böyle olacağını, girişimin bununla sonlanacağını tahmin etmiyorum. Başka planları da var bunlar. Şimdi bu yani hani şimdi şunu da söyleyeyim mi bak abi. Birçok devletin kurumlarından paralelciler sökülüp atılıyor. Evet. Sevgili izleyiciler bakın evet. bunu yayın. İzleyenler yazsınlar Facebook'larına, Twitter'larına. Yani bütün bakanlıklarından, kurumlardan her yerden paralelciler atılıyor. Peki AK Parti'nin içindekiler hala neden atılmadı ya da AK Parti ne zaman kendi içindeki paralelcileri değil atacak? Mi? Kaç kişi atacak? Evet sırası bu soruyu yazın. Bu soruyu yazın. Lütfen. Yani milletvekili, bakan fark etmez yani. Kim bu yapıya sempati duyuyorsa bakalım AK Parti içinde o çalışma şu an yapılıyor mu bilmiyoruz ama yani en önemli yer orası şu an. Birçok kişi tasfiye edildi ama. Ya kurumlardan yapıldı ama ben ironik bir soru soruyorum. AK Parti içinde gizlenmiş var. O yapı, Erdoğan karşıtı yapı. Onlara yönelik ne oldu? Oradan kaç kişi gitti? Evet. AK Parti bir operasyon yapmayacak mı kendi içinde? Yapacak diyelim, o da önemli. Çünkü eğer böyle olursa yani kritik noktalarda kalmaya devam ederlerse, alt kadrolar giderse... Evet. Yeni bir darbe girişimi gelir. Şimdi bilemiyoruz belki bakanların içerisinde var. Şimdi senin dediğin değil mi? Milletvekilleri. Dediğinin aynısını söyleyen adam zat. Fethullah'ın kefalet kağıdını imzalayan CIA uzmanı Graham Fuller. Evet. Dün yayınlanan Türkiye'nin kaybet darbe durumu başlıklı makalesinde yakında görecek ki bu olay Türkiye'deki herkes için bir kaybet olayıdır. Hı-hı. Ordu da millet de derin bir şekilde bölünmüş olacaktır. Darbe geleneği hortlamıştır. Geniş bir sivil çatışma ortamı muhtemelen yakında bir askeri müdahale gerekli kılacaktır diye yazıyor. Adamlar istediği bu. Yani adamlar hala kendi düşüncelerinin peşindeler. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani ordu içinde üst makamlarda varlıklarını devam ettiriyorlar, gizliyorlar. Kriptolar. Evet. AK Parti içerisinde belki bakanlık seviyesinde, milletvekili seviyesinde duruma hemen el koyabilecek. Yani askeriyedeki üst rütbeli kesimle dirsek temasındaki olanlar da hemen devreye girip işte ülkede kaos var, el koyduk diyebilecekler. Yani sinsi bir tehlike bizi bekliyor. O yüzden diyoruz vatandaşlara Suriyeliler ve Aleviler üzerinden yapılacak oyunlara gelmeyin var. Diye. Doğru. Şöyle bir şey, şunu söyleyeyim açıkça. Kendi iç yapımıza bakmaktan ziyade ben burada millete de bir tavsiyede bulunayım, izleyicilere de bir tavsiyede bulunayım. Yabancı dil bilelim bilmeyelim ama lütfen dış basını takip edelim. Dış basın, emin olun öyle haberler veriyorlar ki Türkiye'de daha bu harekete kalkışma olmadan başarısız olduğunu yazan mı dersiniz?
Sayın Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi gerektiğini söyleyen mi dersiniz? Mısır'da gazeteler çıktı, darbe gerçekleşti diye. Bakıyorsunuz. Yo, ben bir şey söyleyeyim mi? O gece direkt bendeki şey var, Teledünya var. Yani kanallar arasında gidiyoruz durmadan. Hangi nerede yeni bir şey duyuyoruz. Tabii. Aynı şekilde. Ben de dış basına gidelim dedim. Yani hemen CNN'i açtım. Uluslararası International. Adamlar resmen Türkiye'de darbe oldu. Yazı bu. Saatlerce kaldı. Tabii. Çıkan heriflerin hepsi de biz bunu bekliyorduk. Mart ayından beri olacaktır. Nisan ayından beri olacaktır. Lan garanti de oğlum, sen işi yapıyorsun. Amerika bir işi yapmadığını aylar öncesinde, seneler öncesinde söyler. Ondan sonra yapar. Erdoğan uçağı kalktı, Almanya'dan sığınma talebi istedi. İniş izni istedi. Neler? Bir sürü şeyler. Yani direkt hemen de şey, o Christian Amanpour var ya. Evet. Direkt o saatlerce de o da yayında kaldı. Baktık tamam dedik. Herhalde yani CNN International izlediğin zaman iş bittiğini görüyorsun. Ama Türkiye'ye bakıyorsun, böyle bir şey yok ortada. Türkiye'de mücadele devam ediyor. Son bir iki dakikam, bir de son cümleleri alayım. Şimdi şöyle bağlayayım. Zaten evet, kimse demesin yani burada işte olur mu canım, Amerika'nın parmağı yok, CIA'nin parmağı yok. İşte bu ki şöyle bir senaryodur, böyle bir senaryodur. Yok naylon darbedir. Bırakın bunları. WhatsApp kimin? Onlar. Amerika'ya bağlı. CIA'nin Facebook elinde. Facebook kimin? CIA'nin elinde. Twitter hepsi bunların elinde. Bu adamlar, bu işgalciler WhatsApp üzerinden konuşlanmadılar mı? E bunun veri tabanları Amerika'da değil mi? CIA'nin elinde değil mi? Daha kimse bana hikaye anlatmasın. Onların parmağı. Ya bir çok kuvvetli bir organizasyon. Çok komik bir şey var. Adamın ismini öğrenemedim ama şeyde yabancı basın herif çıktı. Galiba Facebook'un şeydi, CEO'su muydu neydi? Bir yerde bir konuşmada 5-6 kişi vardı. Bir tanesi de buydu. Dedi ki İstihbarat sunucu sordu, istihbarat örgütleri sizden dedi bazı şeyler, bilgiler istedi mi, kişiler hakkında özel bilgiler falan. Efendim o şey falan filan oluyor da dedi, yılda bir 50 bin kişi falan da istiyorlar dedi bak. Şeye, ne oldu siz veriyor musunuz? Orada kıvırdı, yok vermiyoruz falan gibi. Lan 50 bin kişi, hepsini biliyorsun sen. Yazılımda zaten bellidir. 54'te kurulan uydu Echelon sistemiyle bilinen bir şey vardır. İşte Amerika CIA, Pentagon, Beyaz Saray, Başkan bilmem ne. Koddur o geçildiği zaman konuşmalar otomatikman oraya geçiliyor. Dinlemeye alıyorlar ensaya falan. Yani işin şeyse. Ha sonuç gene bununla tabii Illuminati de var. Bu şeytana tapan heriflerin istediği bir şeydi. En bu önemli konu hala Sevr'i bize dayatmak istiyorlar. Sevr falan kolay kolay olmayacak. Ama Türkiye'de bundan sonra yani millet vatanına sahip çıktığı için, devletine millet sahip çıktığı için muhakkak söyle bu böyle devam edecek ve dikkatli olmak zorundalar. Eyvallah, evet, çok teşekkürler. Ayağınıza, gönlünüze sağlık ve sevgili izleyiciler. Böylelikle bu konumuzda noktalıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Vatana sahip çıkmaya devam ediyoruz. Vatan nöbetine devam ediyoruz. Biz mesaimizi bitiriyoruz. Meydanlara geçiyoruz. Meydanlara, vatan nöbetine. Sizler de ekran başındaysanız, evet, yemeğinizi yediyseniz, çayınızı, kahvenizi içtiyseniz, hadi hep beraber meydanlara gidelim vatan nöbeti tutmaya.